Malzemeler: 1 su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı, yarım tatlı kaşığı karbonat, 1 paket vanilya, yarım çay kaşığı tuz, 1 yumurta, 1 paket çikolata, arzuya göre artırılabilir. Alabildiği kadar un, hamurun kıvamını ilerleyen bölümde göreceksiniz. Önce karıştırma kabımın içine oda ısısındaki tereyağını ve toz şekeri ekleyip karıştırmaya başlıyorum. Şimdi 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. Kısa karıştırdıktan sonra 1 yumurta ilave ediyorum. Yumurta da güzelce karıştıktan sonra tuzu, karbonatı ve unu karıştırma kabımın içine boşaltıyorum. Hamurun kıvamı ele yapışmayacak bir hamur elde edeceğiz. Onun için unu kontrollü eklemekte fayda var. Biraz sonra kıvamı videoda göreceksiniz. Bu üç malzemeyi de karıştırdıktan sonra kontrol ediyorum. Şu anda kıvam tam yerinde. Karıştırma işlemini sonlandırıyorum. Bir paket çikolatam vardı. Onu küçük küçük doğruyorum. Çikolata miktarı arzuya göre arttırılabilir. Bu arada fırınınızı 170 derecede çalıştırmayı unutmayın. Ceviz kadar büyüklükte hamur parçaları koparıp içine parçaladığım çikolataları yerleştirip yuvarlıyorum. Fırında hamur birazcık yayılacağı için aralıklı olarak tepsiye yerleştiriyorum. Evet, üzerine de çikolata parçaları yerleştirmek istedim. Hemen evdeki çikolatalarımdan üzerine bastırdıktan sonra, yerleştirdikten sonra tepsimi fırına yerleştireceğim. Hafif üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu kadar kısa sürede bu kadar lezzetli bir kurabiyeyi umarım siz de denersiniz.
Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.